Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji gündemiyle karşınızdayım. Bu hafta ve geçtiğimiz hafta neler oldu ve neler olacak? Bugün ona bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden Apple'ın gelecek olan 9 Eylül'deki etkinliğiyle başlayalım. Heyecan dorukta özellikle Apple severler için. Çünkü hem yeni işletim sistemleri hemen öncesinde yüklenebilecek, tanıtılacak, hem yeni ürünler tanıtılacak. Bu sene Apple saatlerin 10. senesi, başka ne yenilikler gelecek? Gelin şimdi Apple lansmanında neler olacak, bizi neler bekliyor olacak ona bakalım. İlk önce tabii ki de herkesin en çok beklediği konulardan bir tanesi iPhone 16 serileri. Hem iPhone 16, 16 Plus hem de iPhone 16 Pro ve Pro Max'ler gelecek. Bu iki model tıpkı bir önceki seri gibi fiyat olarak, fiyat performans açısından, içindeki özellikler ve donanım açısından biraz daha farklı olacak. Peki ne gibi farklılıklar var? Şimdi A18 çiple donatılacak iPhone 16 ve 16 Plus modelleri. Yapay zeka destekli özellikler tabii ki olacak. En merak ettiğim konulardan biri o. iPhone 16 Pro ve Pro Max'ler tabii daha güçlü olacaklar. Onlar da A18 Pro chip sahibi olacaklar ve daha ince çerçevelerle daha büyük ekranlar gelecek deniyor. Bakalım bu arada kameralarda nasıl bir iyileşme olacak onu da açıkçası merak ediyorum. Bir aksiyon düğmesi gelecek. Yani yeni bir kamera düğmesi gelecek. Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch seri 10 bu etkinlikte yine tanıtılacak. Daha ince çerçeveler ve yenilenmiş bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi 10. yılını kutluyor. Dolayısıyla özel bir modelle gelebilir. Daha büyük bir 49 milimetrelik bir boyut seçeneği de ihtimaller bu arada arasında. Apple'ın daha uygun fiyatlı bir Apple Watch SE modelini duyurması bu arada bekleniyor. Bir diğer yeni ürünse AirPods 4 modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu yeni kulaklıklarda aktif gürültü engelleme gibi özellikler gelecek deniyor ve mevcut olan AirPods Pro'nun bir alt segmenti olarak konumlanacak. Ayrıca AirPods Max modelinde yenilenmiş bir versiyonu tanıtılması bekleniyor. Dyson'ın da bu arada kulaklıkları çıktı. OnTrack isimli. Onlarla yarışıyor olacak aslında bu AirPods Max'ler. Dolayısıyla yeniliklerle geliyor olmalı. Bu modelde Lightning yerine USB-C bağlantısı olacak. Bluetooth 5.3 desteği olacak. Ve H2 çipi gibi yeniliklerle kuvvetlenmiş olacak. Esas ama beklenen konu Apple'ın yapay zeka odaklı yenilikleri olacak ve bu etkinlikte de ön planda olacak. Apple Intelligence olarak adlandırıyorlar yeni yapay zeka sistemini. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde kullanıcılarla böyle daha akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle buluşturuyor olacakları bekleniyor. Ayrıca bu teknolojiyle beraber Siri'nin de daha akıllanması bekleniyor. Tabii ki etkinlik sonrası iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 gibi güncellemeler de sunulacak ve bunlarda da yine yeni işte yapay zeka işlevleri de bekleniyor. Apple'ın bu 9 Eylül'deki aslında etkinliğinin önemi diğer etkinliklere göre, Eylül'de gerçekleşen etkinliklere göre yeni cihazların tanıtılıyor olması değil, şirketin gelecekteki teknoloji stratejileri açısından aslında bir gösteri olacak. O anlamda önemli oluyor olacak. Bununla beraber 10 Eylül'de de Huawei'ye hemen yeni bir etkinlik düzenliyor olacak. Hemen Apple'ın peşinde. Yani Apple iPhone 16'ları duyurduktan sonra da Çin merkezli teknoloji devi Huawei'yi de muhtemelen 3'e katlanabilen telefonunu duyuracak gibi gözüküyor. Özellikle geçtiğimiz senelerde bir düşüş yaşayıp tekrardan şimdi telefon piyasasına bir çıkış yaşıyor. Hatta öyle ki Çin piyasasında mesela Apple ilk 5'e giremezken Huawei ilk 5'e girebiliyor. Şimdi Huawei'nin 10 Eylül günü sabah TSI 9.30 sıralarında gerçekleştireceği bir etkinlikte yeni bir ürün tanıtması bekliyor ve bu ürünle muhtemelen dediğim gibi 3'e katlanabilir olan telefonu olabilir. Nvidia patronu Jensen Huang 2 aydır hisselerini satıyor. Hatta öyle ki bu hisse satışlarından 580 milyon doları nakde çevirmiş. Peki neden yapıyor bunu? Gelin şimdi ona bakalım. Nvidia hisseleri bu yıl en yüksek seviyelerine ulaşmış gözüküyor. Hatta Haziran ortasından bu yana da Jensen Huang neredeyse her gün hisse satış yapıyor. Nvidia hisselerine baktığımız zaman geçen yılın başlarından itibaren yapay zeka furyasıyla beraber Nvidia hisseleri neredeyse 10 kat arttı ve 120 dolar seviyelerine geldi. Tabii öyle olunca
olunca da Nvidia hisselerini elinde tutan insanlar da bu fırsattan tabii ki faydalanıyorlar. Hatta öyle ki hisselerin zirve yaptığı Haziran ayından itibaren de Nvidia CEO'su ve kurucu ortaklarından Jensen Huang da sürekli hisse satışı yapıyor. Hatta öyle ki her partide 12 bin hisse olmak üzere toplam 40 parti satış yapmış ve 580 milyon doları nakde çevirmiş. Peki ne kadar hissesi var? 85 milyon hisseye sahip. Yani baktığınız zaman aslında 480 bin hissesini satmış. Neredeyse yarım milyon eder. 85 milyon hissenin içinde lafı bile olmaz diyebiliriz. Diğer taraftan şirketin 3 yöneticisi de toplamda 100 milyon dolarlık hisse satışı yaptılar. Dolayısıyla şirket yönetimi toplam satışı 680 milyon dolar oldu. Bu arada SEC düzenlemeleri, yani Amerika'daki işte bu borsa düzenlemelerine baktığımızda şirket yöneticilerine belirli oranlarda hisse satışı izni veriliyor. Huang yüksek fiyatların etkisiyle diğer şirket patronlarına göre bu yıl neredeyse 5 kat bu arada daha fazla kazanmış duruyor. X Brezilya'da yasaklandı. Geçtiğimiz ilkbahar aylarında Brezilya'nın yüksek yargıcı Moraes bazı yanlış haber veren, X üzerinden yanlış haber veren Brezilyalı kullanıcıların yasaklanmasını istedi. O hesapların engellenmesini istedi. Elon Musk da bunu ifade özgürlüğüne bir darbe olarak nitelendirerek bunu yapmadı. Hatta öyle ki geçtiğimiz haftalarda bunun üzerine eğer bu hesaplar ve bazı söylemler engellenmezse X'in Brezilya'daki ofisinde çalışan kişinin tutuklanacağını söylediler. Öyle olunca da X ofisini kapattı. Elon Musk da bunu X hesabından duyurdu. Ve bunun üzerine de Brezilya yargıcı Moraes hemen belirli bir zamana kadar X uygulamasını Brezilya'da tekrar bir temsilci atamasını istedi. Ve verilen süreye kadar eğer atanmazsa X'in kapatılacağını söyledi. Elon Musk da ve X de bir temsilci göndermediler temsilcilerini riske atmamak için. Ve geçtiğimiz cumartesi günü Moraes'in bu X'i ülkede engelleme isteği bir üst mahkemede, yüksek mahkemede de ayrıca onaylandı. Dolayısıyla cumartesi gününden beri Brezilya'da X hesaplarına girilmiyor. Hatta öyle ki VPN kullananlara da 8.900 dolara kadar varan cezalar uygulanabilecek. VPN kullandığını nereden anlayacaklar? Girip de herhangi bir şey paylaşırsa eğer Brezilyalı kullanıcılar işte oradan anlayacaklar ve böyle olursa eğer bir cezaya mahkum olacaklar. Bu arada sadece X engelli olmakla kalmıyor. Ayrıca Apple ve Google'ın mağazalarından X uygulamasını da kaldırmalarını istedi. Hatta 5 gün süre verdi. Brezilya'nın telekomünikasyon ajansı Anatel de ayrıca yine X'e erişimi kapatması istendi. Moraes yani yargıç ayrıca Musk'ın mahkemenin emrine uyması için daha fazla baskı yapmak amacıyla Perşembe günü SpaceX'in Starlink internet servis sağlayıcısının Brezilya banka hesaplarını bu arada dondurmuştu. Bu dediğim gibi tartışmada Nisan ayında hakimin dezenformasyon yaydığı iddiasıyla düzinelerce X hesabının askıya alınmasının emretmesiyle başlıyor. O zamandan bu yana da yargıç Moraes ve Musk arasında bir hukuki mücadele başlıyor. Hararetli bir şekilde devam ediyor. Musk yargıcın X'teki yanlış bilgi yayan hesapların kaldırılma veya dondurulma talimatlarını sansür olarak nitelendiriyor ve şirket bu ayın başında Brezilya'daki ofislerini kapatarak da mahkemeye uymayı reddetmişti. Peki şimdi Brezilya'da X kapalı mı kalacak? Ne kadar süre kapalı kalacak? Açılacak mı? Ne olacak? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bu iş Blue Sky'a yaradı. Yani X namı diğer Twitter. Eski Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey Blue Sky isimli Twitter benzeri bir uygulama yaratmıştı. Ve bu uygulama yine de X'in gerisine kalmıştı aslında. Daha özgür blockchain üzerinde bir inşası vardı diye hatırlıyorum Blue Sky'ın. Şimdi X üzerinde artık paylaşımlar yapamayan Brezilya halkı, Brezilya yöneticileri şimdi Blue Sky'a geçmeye başlamışlar. Tabii Blue Sky'da bu Brezilyalı yeni kullanıcıların akınından oldukça memnun gözüküyor. Sadece tabii Blue Sky değil ayrıca Threads'de bir hayli Brezilya'dan pek çok kullanıcı almış. Hatta öyle ki işte yöneticiler de şimdi hem Threads hem de Blue Sky'a girmeye başlamışlar. Bu arada şunu da unutmamak lazım. X'in dünyadaki kullanıcılarına baktığımız zaman 20 milyonun üzerinde kullanıcı da Brezilya'da var. Hatta öyle ki sıralamaya baktığımızda bu sene içerisinde Nisan ayına bakıldığında Amerika ilk sırada 100 milyonla geliyor kullanıcıyla. Sonra Japonya geliyor. Sonra Hindistan, Endonezya,
Birleşik Krallık ve Brezilya geliyor. Brezilya'ya baktığımız zaman 6. sırada yer alıyor. Türkiye'de hemen bir gerisine geliyor Brezilya'nın. Yani önemli bir aslında kullanıcısını Higgs uygulaması kaybetti. Bu kayıpla bu arada nasıl başa çıkacak ayrıca X? Bu da önemli konulardan bir tanesi. Nükleer enerji ve santrallerinin en büyük sorunlarından bir tanesi atık. Nükleer atıklar ve Finlandiya bu sorunu çözmek için dünyanın ilk ebedi depo alanını hazırlıyor. Nedir peki bu depo alanı? Finlandiya bu nükleer yakıt atıklarını jeolojik bir mezara dönüştürecek ve dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi planlıyor. Burada kullanılan nükleer yakıtı su geçirmez kaplar içinde paketleyecekler. Yer seviyesinin yaklaşık 400 metre altında Finlandiya'nın güneybatısındaki bir ormanda depolayacaklar. Bu depo atıkları gelecek 100 bin yıl boyunca güvenli bir şekilde saklamayı amaçlıyor. Bu proje için seçilen yer Onkalo adı verilen bir yeraltı deposu olacak. Onkalo da Finlandiya'nın Olkiluoto adasında bulunan 3 nükleer reaktöre çok yakın bir konumda bulunuyor. Başkent Helsinki'ye de 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 2025 veya bir sonraki yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor bu gömme işleminin. Yeraltı depo tesisinin inşası şimdiden bu arada başlandı ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi, en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla da sürekli olarak analiz ediyorlar. Bunlar önemli aslında. Neden? Çünkü çok fazla atık var ve bu atıkların sadece nükleer atıklar değil, farklı işte plastik atıklar, dünyadaki işte çöp atıkları, pek çok atık aslında. Bu atıkları güvenli bir şekilde, sızıntı yapmayacak şekilde, dünyaya zarar vermeyecek şekilde aslında onlardan kurtulmak gerekiyor. Bu gömme işlemi de aslında bunlara bir örnek teşkil etmiş olacak. Her aktif nükleer reaktör radyoaktif atık üretiyor ve bu atıklar 3 geniş kategoriye ayrılıyor. İlk kategori kısa süreli radyoaktif kalan kağıt, bez, aletler, giysiler gibi düşük seviyeli atıkları içeriyor. İkinci kategori ise daha uzun süre radyoaktif kalabilen reçineler, kimyasallar, reaktör bileşenleri gibi orta seviyeli atıklardan oluşuyor. En radyoaktif olan üçüncü kategori ise nükleer santralden çıkan yakıtın yeniden işlenmesinden sonra elde edilen yüksek seviyeli atıklar oluyorlar ve bu radyoaktif maddelerin bir kısmı doğadan izole edilmeleri gereken son derece uzun bir ömre sahip oluyorlar. Bu nedenle Onkalo dedikleri işte bu bölgede saklanacak olan bu nükleer yakıt atıkları insanların ve tüm canlıların güvenliği için yüzyıllar boyunca tehlikeli kalabileceğinden özel olarak tasarlanmış kaplar içine gömülüyor olacaklar. Onkalo'nun inşasına başlandı. Deponun spiral şeklinde bir erişim tüneli olacak. 4 dikey şaft, personel şaftı, kap şaftı ve 2 havalandırma şaftı bulunuyor olacak. Tüneller teknik odalardan oluştuğu belirtiliyor. İnşa edilen tesis için işletme lisansının da bu yıl verilmesi hedefleniyor. Amazon'dan dev bir hamle geldi. Büyük yürekli bir hamle de diyebiliriz buna. Disney Plus'ın yayınlamadığı Atatürk filmi ve dizisi Prime Video'da yayınlanıyor olacak. Amazon Prime Video, Disney'in yayınlamadığı Atatürk dizisi ve filminin yayın haklarını çok şükür ki satın aldı. 2 bölümlük Atatürk filmi ve 6 bölümlük Atatürk dizisinin yayın tarihi de ayrıca açıklandı. Atatürk filmi ve dizisi 2022 yılında Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney platformu için özel olarak hazırlanmıştı. Ama daha sonra şirketin politika değişikliklere gitmesi sebebiyle de yayından kaldırıldı. Hiç yayınlanmadı. Şimdi bazı sahneleri kırparak Atatürk dizisini 2 bölümlük bir filme dönüştürüyorlar ve sinemada gösterime soktular. Hatta bir televizyon kanalında da yayınlanmıştı. Ben ilk bölümünü izlemiştim. Daha sonra sinemalarda da yayınlandı ama hepsini de izleyemedim. O yüzden aslında şöyle bir kesintisiz filmi izlemek istiyorum. Yayınlanma tarihine bakacak olursak da 1881-1919 serisinin birincisi, yani ilk bölümü 9 Eylül'de. İkincisi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de Prime'da yayınlanıyor olacak. 9 Eylül'de tekrardan ilkini kesinlikle izleyeceğimi söyleyebilirim. Bir de sahneleri kırpılmamış olarak bir dizi olarak gelecek. O da 6 bölümlük bir dizi olacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün anma günü olan, maalesef ölüm günü olan 10 Kasım'dan itibaren de yayınlanmaya ayrıca başlayacak. Belki bekleyip herhangi bir kesintiye uğramamış olanı bir dizi halinde izlemeyi de açıkçası tercih edebilirim. Bu da güzel haber. Sonunda o filmi ve diziyi de izleyebiliyor olacağız. Gelişme kısa kısa bir de size bir haber turu yapmak isterim aslında. Dünyada başka neler oldu, neler oluyor teknoloji dünyasında? Norveçli 1X teknoloji şirketi var. Kendisini Neo isimli humanoid robotlarını ara ara konuştuk. 10 sene oldu bu şirket açılalı.
2014 yılında kurulmuşlardı ve özellikle hem zorlu görevleri yapabilecek humanoid robotlar üzerine çalışıyorlardı hem de bir yandan insanların evlerine yardımcı olabilecek bir humanoid robot üzerine çalışıyorlar. Şimdi yeni bir robotlarını tanıttılar. Neo Beta isimli bir robot. Hatta öyle ki videolarına gelin bakalım bir yandan. Videolarında da sanki bir robot giysisi giymiş bir insana benziyor açıkçası. Herkes de en çok bunu konuşuyordu. Yani bu acaba gerçek mi değil mi, bir insana da benziyor diye. Yapay zekanın güç verdiği nur topu gibi bir humanoid robotumuz var. Neo Beta. Başka humanoid robotlar da tanıyoruz. Kim gibi? İşte Optimus gibi. Tesla'nın Optimus'u var. Çin'de pek çok. Unitree'nin mesela bildiğimiz bir robotu var. Bunun dışında Nvidia'nın lansmanında çıkmıştı pek çok robot. Hemen hatırlayalım. En çok konuştuğumuz robotlardan biri Figure. San Francisco'lu Amerikalı bir robot mesela o da. Pek çok farklı şu anda humanoid robot var. Şimdi bu Neo Beta hareket, etkileşim ve görev performansında insan benzeri yeteneklere sahip ve günlük ev yardımı için tasarlanmış gelişmiş bir robot. 1.65 boyunda, neredeyse 30 kilo ağırlığında, 4 kilometre hızla yürüyebiliyor ve 12 kilometre hızla koşabiliyor. Ortalama olarak bir insan ne kadar hızlı yürüyebilir diye baktığımızda mesela işte 5 kilometre hızla yürüyebilirken bu robotta 4 kilometre hızla yürüyebiliyor. Tek şarjda 2 saatten 4 saate kadar ev işi yapabiliyor. Yani aslında baktığım zaman işte 8 saatlik bir çalışma süresinin yarısı ya da çeyreği kadar bir zamanda aslında çalışabiliyor. Hiç fena değil. Biraz böyle aslında robot süpürgelerimizin bir şarjda gidebildiği kadar gidiyor diyebiliriz. 20 kiloya kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Bu anlamda da güzel. Özellikle hani yorucu işleri yapmak konusunda da yardımcı olabilir. Ve bir yapay zeka kullanıyor. Özellikle hem çevresini anlamak için hem de geçmiş etkileşimlerden ders çıkarmak için artık akıl yürütme de girmeye başladı. Özellikle yapay zekanın içine. Ve burada da yapay zeka kullandığını söylüyorlar. Özellikle ev işlerinde hareket zorluğu çeken bireylere eşlik edebilecek, destek sağlamak için çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış ve gerektiğinde bir insan tarafından da uzaktan çalıştırılabiliyor. Bu anlamda da önemli. Dışarıdayken siz uzaktan çalışabiliyorsunuz. Uygun fiyatlı bir robot olması bekleniyor. Çin'in Agibot filosu var bir de. Onu unuttum söylemeyi. Mesela ona da bekliyor. Binlerce kişi ama X üzerindeki tweetlerde onun takım elbiseli bir insan olup olmadığını pek anlayamadı. Çin'deki robot fuarına baktığımızda da aslında ne kadar gelişkin olduğunu gördük. Orada da 20'nin üzerinde humanoid robot firması vardı. Bununla beraber 5-10 sene içerisinde de evlerde aslında çok yakında olacağını söylüyorlar. Pek çok uzman. Dolayısıyla çok yakında da artık evimize bu Neo robot gibi farklı robotlar girebilir. 2017'de Neo'nun ilk öncüsü olan Eve isimli bir robotu piyasaya sürmüşlerdi, göstermişlerdi aslında. Onun tanıtımını yapmışlardı. Şimdi tabii daha büyük ölçekli değişiklikler yaparak ve özellikle güvenlik konusuna önem verdiklerini söylüyorlar. Çünkü evlere gireceği için güvenle sokmak gerekiyor. Orada da pek çok hata olabilir, hasar olabilir. Dolayısıyla gerekli geri bildirimleri toplayıp gerçek dünya ortamlarında yeteneklerini yükseltmeyi amaçlıyorlar. Çok riskli bir hamle aslında. Hem fabrikalarda ya da evlerde çalıştırıyor olmak. Gerçekten evde ya da fabrikada doğru ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olduktan sonra aslında böyle bir farklı türden bize benzeyen bir türü eve sokabiliriz. Gerçekten emin olmadan ben şu an düşünüyorum evde öyle bir humanoid robotla bir de tuhaf görünümlü geceleri görmekten korkacağım böyle bir robotla emin olmadan girmek ister miyim? Açıkçası çok girmek istemem. Amerika'da Agility Robotics var. Onun da Sevimli Digit isimli robotları var. Onlar da Amazon'da özellikle çalışıyor. Amazon'un fabrikalarında. Aptronic'in Apollo'su var. O da yine Nvidia'nın lansmanında görmüştük onu. Apollo ayrıca Mercedes-Benz fabrikalarında da ayrıca test ediliyor bir yandan. Figure AI BMW'nin tesislerinde çalışıyordu. Boston Dynamics'in Atlas'ında tabii ki unutmamamız lazım. En son sürümü Hyundai'nin tesislerinde test edilmeye başlanmıştı. Daha böyle elektrikli çalışan bir humanoid robota dönmüştü. Apple ya da Nvidia ya da ikisi birden OpenAI'ya yatırım yapabilir gibi düşünülüyor, konuşuluyor şu anda. Böyle söylentiler var. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda yeni bir işte GPT'den de söz edebiliriz. Belli ki yeni bir GPT de geliyor olabilir. Geçtiğimiz haftalarda da konuştuğumuz gibi neredeyse 5 milyar dolarlık bir kayıp da yaşıyor olabilir. Çok fazla çünkü gideri var. Dolayısıyla yeni bir yatırım turuna gidecek gibi gözüküyor demiştik. Evet, öyle gibi gözüküyor. 100 milyar dolar değerlemeden büyük firmaların, Apple, Nvidia gibi büyük firmalarına katılabileceği düşünülüyor. Bir yandan da OpenAI ve Anthropic şirket Amerika'nın hükümetiyle anlaşmaya karar verdi. Öyle ki bundan sonra kamuya açılmadan kendi ürünleri önce Amerikan hükümeti tarafından test edilecek ve ondan sonra
tabii ki onaylanacak ve ondan sonra kamuya açılacak. Böyle bir ayrıca partnerlik, böyle bir işbirliği ortaklığında gideceklerini açıkladılar. Bu da ne demek oluyor? Ülkelerin kurallarından o kadar hızlı da bu yapay zeka şirketleri ayrışamayacaklar. Hatta öyle ki dirsek dirseğe temasla da gitmeleri gerekiyor ki ürünleri kullanılabilsin o ülkelerde. Evet, bugün de hızlı bir tur yapmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Nuvem isimli dergimiz yapay zeka, teknoloji, sürdürülebilirlik konuları ile ilgili her gün size yeni haberlerle geliyor. WhatsApp'tan, LinkedIn'den, mailinizden ve sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.